16 yıl içerisinde 20.541 kilometre bölünmüş yol yaparak bölünmüş yol ağımızı 26.642 kilometreye ulaştırdık ve 77 ilimizin birbiri ile bağlantısını bölünmüş yolla sağladık. Sadece 2018 yılında 185 kilometresi otoyol olmak üzere 625 kilometre bölünmüş yol yaptık. Şehirlerimizin tamamına yakınını bölünmüş yolla birbirine bağladık. Yol ağımızın %39'unu, ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Buna bağlı olarak seyir hızımız 2 katına çıktı. Seyahat süreleri yarı yarıya azaldı. Artık trafiğin %81'i bölünmüş yollarda seyrediyor. Bu sayede yıllık 17.771 milyon Türk lirası yakıt zaman tasarrufunun yanında emisyon salınımında da yıllık 3.294.000 ton azalma sağlamış olduk. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde otoyol uzunluğunu 2.842 kilometreye çıkardık. 320 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kuleli, 59 metrelik tabliye genişliğiyle dünyanın en geniş köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hizmete sunduk. Gebze-İzmir, Kuzey Marmara, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde yer aldığı Kınalı-Tekirdağ-Balıkesir Otoyolu'nun Malkara-Gelibolu-Lapseki kesimiyle Menemen Ali Ağa Çandarlı otoyollarındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünyada yap işlet devlet modeliyle yapılan en büyük projelerden biri olan Gebze-İzmir otoyolunu kesim kesim hizmete açıyoruz. Biliyorsunuz Osman Gazi Köprüsü hizmet vermeye başladı ve Körfez'den geçişler İyiden iyiye kolaylaştı. Türkiye nüfusunun %44'ünün yaşadığı gayri safi milli hasılanın %65'ini oluşturan illerimize hizmet edecek projenin tamamını bu sene inşallah bitiriyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu kıtalar arası karayolu bağlantısına kesintisiz bir ulaşım imkanı sunmasıyla tarihi İpek yolunu yeniden canlandıracak. Otoyolun tamamını 2020 yılında hizmete açmış olacağız. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu ise ülkemizin en büyük petrokimya ve ağır sanayi tesislerinin içinde bulunduğu Ali Ağa Endüstri Bölgesi ile Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ni Anadolu'ya bağlayacaktır. Bu projeyi de inşallah Eylül 2019 tarihinde bitirmeyi hedefliyoruz. Yine Ankara-Niğde Otoyolu ile Ankara'yı Aksaray-Nevşehir-Niğde üzerinden Akdeniz ve Güneydoğu bölgesine bağlıyoruz. Böylece Avrupa Orta Doğu otoyol bağlantısı da kesintisiz hale gelecektir. Dünya ölçeğinde bir turizm merkezi olan Kapadokya'ya ulaşımı 2020'de bitireceğimiz bu otoyolla daha konforlu hale getireceğiz. Yapımına süratle devam ettiğimiz bir proje de Konya ile Antalya'yı birbirine bağlayacak olan Eiste Viyadüğü'dür. Ülkemizin en yüksek ayak uzunluğuna sahip olan bu viyadükle Türkiye'nin
kuzey-güney aksının önemli arterlerinden olan Konya-Hadim-Taşkent-Alanya güzergahındaki trafikte zaman tasarrufu, seyahat konforu ve sürüş güvenliğinin artırmasını amaçlıyoruz. İnşallah bu projeyi de gelecek yıl bitirmiş olacağız. Elazığ-Ağın arasındaki Ağın Köprüsü ile Elazığ-Malatya yolu üzerindeki Kömürhan Köprüsü yüksek teknoloji ürünü projelerimiz olarak dikkat çekmektedir. Ağın Köprüsü gergin eğik kablo askılı olarak yapılırken Kömürhan Köprüsü Malatya tarafında tek pilonlu, Elazığ tarafında ise yaklaşım viyadükleriyle tünele bağlanacak şekilde tasarlanmış. 1012 adet köprünün onarımı ile 248 adet tarihi köprünün de restorasyonunu yaptık. Karayollarımızda tünel uzunluğumuzu 463 kilometreye çıkardık. Geçtiğimiz Haziran ayında açtığımız Ovid tüneliyle kış şartlarında 6 ay kapalı olan güzergah çilesini sonlandırıp yıl boyu ve hizmet verir hale getirdik. 2 yıl önce açtığımız Avrasya tüneli sayesinde 1 senelik zaman diliminde 23 milyon saat zaman tasarrufu, 30 milyon ton akaryakıt tasarrufu, karbondioksit emisyonunda 18 bin ton azalma sağladık. İstasyonlarda 4 binin üzerinde istihdam sağlanıyor. Bu istasyonlarda 2018 yılında 11 milyonu aşkın araç muayenesi gerçekleştirildi. Ayrıca belirtmek isterim ki bu sistem sayesinde 2008 yılından bu yana hazineye yaklaşık 7 milyar 768 milyon Türk lirası kaynak aktardık. Yapmış olduğumuz tüm bu çalışmalar neticesinde yollarımızdaki hareketlilik 2,5 kat artmış olmasına rağmen trafik kazalarında 100 milyon taşıt kilometre başına düşen kaza yerindeki can kaybı 5.72'den 1.79'a gerilemiştir. Trafikteki bu yüksek artışa rağmen son 10 yılda kaza yerinde gerçekleşen ölü sayısı %69 azalmıştır.